أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا الذكر الكثير واعصمنا من الذنب الصغير والكبير يا ربي bizi zikri kesirle çok seni anmakla rızıklandır küçük ve büyük günahlardan bizi koru. Bu duanın aşağısında diyor ki mümini şeytandan koruyacak üç kale varmış. Birincisi Allah'ı çok anmak, yani zikri kesir buradaki geçtiği gibi. İkincisi Kur'an okumak. Üçüncüsü de mescitlerde bulunmak. Yani bu erkekler için daha çok dışarıda gezmektense mescitte oturmak şeytandan korunmayı gerektiriyor. Şeytanı öfkelendiren şeylerden birisi müminlerin mescide gidip gelmeleri olmuş oluyor. Çok zikir, mescitte bulunmak, Kur'an okumak. Biliyorsunuz Cenab-ı Allah Azze ve Celle'nin diyor peygamberimiz en sevdiği insan Kur'an'ı baştan başlayıp bitirmek, hatmetmek, sonra tekrar başa dönüp yeniden hatmetmek için okumak, okumaya başlamak. قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى لَا يُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّٓءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلَّا مَنْ ظُلِمْ Allah kötülüğü açıktan söylemeyi sevmez. مِنَ الْقَوْلِ kötü sözü açıktan söylemeyi sevmez. اِلَّا مَنْ ظُلِمْ Zulme uğrayanlar, mazlumlar müstesna. Onların kendilerine yapılan kötülüğe karşı cehran, bağıra, çağıra kendilerini müdafaa etmek, imdat isteme hakkına veya yapılan kötülüğü geri iade etme hakkına sahiptir. El münasebe. Şimdi bu ayetlerle kendinden önceki ayetlerin uygunluğu. Lemma zekere teala el münafikine. Allah-u Teala önceki ayetlerde münafıkları zikrettiği zaman وَفَضَحَهُمْ فِي الْآيَاتِ السَّابِقَةِ geçmiş ayetlerde de onları irezil ettiği zaman ذَكَرَ هُنَا burada zikretti Cenab-ı Allah اَنَّهُ تَعَالَى Allah-u Teala لَا يُحِبُّ اِظْهَارَ الْفَضَائِحِ وَالْقَبَائِحِ çirkinliklerin ve rezilliklerin fadaih ve kabaih ikisi aynı manadadır. Çirkinlik manasındadır. Ama iki kelime olduğu için biz de iki kelimeyle tercüme edeceğimiz için birine rezillik, birine çirkinlik diyoruz. Veya kötülüklerin ve çirkinliklerin. İlla fi hakkı men zâde dararuhu ve azume hataruhu. Ancak şu kimselerin Allah-u Teala şunların ızhar etmesine izin veriyor. Fi hakkı men zâde dararuhu. Bu kendisine söylenen sözden veya yapılan eziyetten zararı artan, büyük olan ve azume hataruhu ve tehlikesi büyük olanlar. Bunlar müstesna diyor. Fela acep. Şüphesiz en yekşifallahu anil münafikine es-setra. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri münafıkların örtüsünü açtı. Sümme tehaddese anil yehudi. Yahudilerden bahsetti Cenab-ı Allah ve addede ba'da cerâimihim eşşeni'a eşşeni'a çirkin demek cerâim de cürüm, suçlar, günahlar manasına gelir. Onların çirkin suç ve günahlarından bir kısmını saydı. Misle talebihim lirü'yetillah onların Allah'ı görme istekleri gibi ve ibadetihim lil'icli buzaya tapmaları ve diaihim salbel mesih İsa aleyhisselamın çarmıha gerilmesini iddia ettikleri gibi ve tihamihim Meryemel betule bil fahişeti haşa ve kella Hazreti Meryem'i de fahişelikle suçladıkları itham ettikleri iftira ettikleri gibi ila gayri mahunalike daha burada sayamadığımız pek çok kötülüklerden min kabaiha ve ceraime şeniatin onların çirkin kabahatları ve çirkin suçlarından burada sayamadıklarımız gibi elluga cehraten ayanen yani apaçık demektir. Cehri namazlar mesela akşam yatsı ve sabah namazlarında da imamın açıktan okumasına cehri namazlar denir. Ayanen açık demektir. Bühtanen, bühtan iftira demektir. El bühtanu, peki bu iftira nedir? Onun açıklaması bu. El kezibu, yalan. Ellezi öyle yalan ki yütehayyaru, şaşılır.
fihi o yalanda min şiddetihi ve azametihi. Şiddetinden ve büyüklüğünden insanların ağzı açık kaldığı ama bu da söylenir miymiş dedikleri yalana iftira diyor. Mesela sadece Yahudiler mi Hazreti Meryem'e şey yapıyorlar? Şübbihe benzetildi demektir. Vaka'a şebehu beyne İsa vel maktul ellezî salebûhû. Vaka'a eşşebe. Benzerlik meydana geldi. Vaka'a meydana geldi. Hani biz de diyoruz ya vaka diye. Benzerlik meydana geldi. Beyne İsa, İsa aleyhisselam ile vel maktul öldürülen yani çarmıha gerilen kimse ellezî salebûhû. Yahudilerin çarmıha gerdikleri ölen kimse arasında bir benzerlik meydana geldi. Ve a'tedna heyye'ne. A'tedna heyye'ne. Hazırladık manasınadır. El-uddetu hazırlık manasınadır. Evet. El-addu vel-uddetu diye de bazı cümleler var öyle. Saymak ve hazırlamak. Er-rasihun el-mütemekkinune minel ilmi. İlimde, şimdi mütemekkin kelimesi imkandan, kökü imkandır, mekan. Yani ilimde mekan tutmuş, yer tutmuş, kökleri yerin dibine dalan ve ufak tefek büyük fırtınalardan sökülmeyen ağaç manasınadır. Bunlar da ilimde kökleşmiş insanlar manasına geliyor. Sebebin nüzul, bu ayet-i kerimelerin nüzul sebebi, tabii hepsi değil de o sebebin nüzulü ifade eden bazı ayetler var. Ruviye, anlatıldı ki, enne Kâbebnel Eşraf, Kâbebnel Eşraf, Yahudi münafıklardandır, Yahudi hahamlarındandır. Yahudilerin en şerlileridir. Mekkelilerin iman etmemesinin temelinde o var. Medineli Yahudilerin iman etmemesinin temelinde bu adam var. Ve cemaaten diyelim, enne Kabe olunca enne var orada. Ve cemaaten minel Yahudi, Yahudilerden bir grup, bir cemaat, bir topluluk. Galu geldiler Peygamber aleyhissalatü vesselama, ya Muhammedu. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, in kunte nebiyyen, eğer sen peygambersen, fe etina bi kitabin mines semai cümleten, bize semadan bir bütün kitap getir dediler. Fe etina bi kitabin, bize bir kitap getir, mines semai semadan cümleten, bütün olarak. Cümle tam manasına geliyor. Bir cümle özet manasına da gelir ayrıca. Kema eta Musa, bir Tevrat'ı cümleten, Musa Aleyhisselam'ın Tevrat'ı bir bütün olarak getirdiği gibi biliyorsunuz. Evamiri aşara denilen emir 10 emri 10 tablet halinde Cenab-ı Allah Azze ve Celle Tur-i Sina'ya indiriyor. Böyle istemişler. Feenzelallah, Allah da bu ayet-i kerime indiriyor. Yes'elüke ehlül kitab, ehli kitap senden isterler. En tünezzile aleyhim, onlara indirmeni. Kitaben mines semai, semadan bir kitap indirmeni isterler ayeti nazil olmuş oluyor. Ayet-i kerimelere geldik. Estağfirullah. La yuhibbullahul cehra bissu'i minel kavli. Allah sözden, kötülük, kötü sözlerin açıktan söylenmesinden hoşlanmaz, sevmez. İlla men zulim, zulme uğrayanlar, mazlumlar müstesna. Ey la yuhibbullahul fuhşe. Allah çirkinliği sevmez. Fil kavli, sözde çirkinliği sevmez. Vel izai, eziyet etmeyi, sözle başkasına eziyet etmeyi de sevmez. Bil lisani, dil ile, söz ile. İllel mazlum, mazlumlar müstesna. Fe innehu yubahu lehu, onun için mubahtır. En yecehara biddu'ai ala zalimihi. Kendine zulmeden kimsenin aleyhine. Cehera ala aleyhine olur. Cehera lehu lehinde demektir. Tamam mı? Bunları şeye dikkat edin. Ala zalmihi beddua diyoruz biz bunu ama dua aladır bunun aslı. Yani aleyhinde dua etmekte açıktan dua etmeyi mubah kılmıştır. Ve en yezkurahu bima fihi ve o içindeki olan şeylerle birlikte minessu'i kötülükten o bedduanın içinde olan şeyleri zikretmesi mübah kılınmıştır mazluma. Normal insanların kötü sözleri laf olsun diye açıktan çirkin kelimeleri ifade etmeleri caiz değildir. Allah-u Teala bundan hoşlanmaz. Çünkü Müslüman temiz insandır, temiz söz söyler ve etrafındaki insanlara güven veren ve onları
şey yapmayan, rahatsız etmeyen, eziyet etmeyen, incitmeyen insandır. Allah ondan hoşlanmaz. Ancak zulme uğramışsa bir insan, mazlum olan insan zalimin aleyhine ağzına geleni söyler, onun aleyhine her türlü kötü bedduayı yapabilir diyor. Kale İbn-i Abbas. İbn-i Abbas dedi ki, el mana la yuhibbullahu en yed'uve aha dün bir kimsenin beddua dua etmesini ala ahadin bir kimsenin aleyhine dua etmesini yani beddua etmesini sevmez, hoşlanmaz. İlla en yekune mazlumen mazlum olması müstesnadır. Yani mazlum olursa onun başkasının aleyhine dua etmesine Allah izin vermiştir. Ve kâne Allahu semî'an Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri hakkıyla işitendir. Ve kâne Allahu semî'an alîme Allahu Teala her şeyi hakkıyla işiten ve bilendir. Ey semî'an li duâil mazlumi mazlumun duasını işitir. Alîmen biz zalimi zalimi de bilir. Evet, ne demek bu yani? Bildiğine göre icabına bakar demektir. Yeri geldiği zaman icabına bakar. Bu aba altından sopa göstermek derler ya bizde. Yani Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri zalimlerin icabına bakacak kıyamet günü mazlumun hakkını alacak diye. İn tubdu hayran. Eğer siz hayrı açarsanız, açıktan söylerseniz ev tukfuhu veya gizlerseniz ev ta'fu anis su'i veya yapılan kötülüğü affederseniz. Ey in azhartum eyyühen nas. Ey insanlar, eğer açıktan söylerseniz amelel hayri hayırlı işleri, hayır yapmayı açıktan söylerseniz ev ahfeytumuhu veya onu gizlerseniz ev afeytum ammen esae ileykum veya size kötülük yapandan affederseniz fe innallaha kana afuven kadira Allah her şeyi affedicidir, çok affedicidir ve intikam almaya da muktedirdir. En ta'fu ammen zalemek diyor. Sana zulmedeni affedeceksin. Burada da Cenab-ı Allah Azze ve Celle diyor ki fe innallaha kana afuven kadira Allah muktedirdir. Anında boynunuzu vurabilir, sizi yerin dibine geçirebilir ama çok çok da affedicidir, muktedir. Zaten muktedir olduğu zaman affetmek işe yarar. Gücün yetmedikten sonra ben seni affediyorum demenin bir şeysi yok yani. Ya affetmesen ne yapar derler, ne yaparsın derler adama. Evet, peki ey kâne mübâligan fil affi. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri affetmede çok mübalağalı idi, çok affediciydi. Ma'a kemali kudretihi alel muahazati hesap sormaya, hesaba çekmeye mükemmel kudretiyle beraber çok affedici idi. Galel Hasan, el Hasanül Basri yani yafu Allahu Teala affeder anil canine canileri yani suçluları, günahkarları affeder ma'a kudretihi alel intikami İntikam almaya gücü yetmekle beraber, muktedir olmakla beraber, ma kudretihi alel intikami, intikam almaya kudretiyle beraber, fe aleykum, öyleyse size de lazımdır, en taqtedu bi sünnetillahi teala, Allah'ın sünnetine iktida etmeniz, uymanız sizin üzerinize lazım olan bir görevdir. Yani mümin, evet, günahkar olabilir. Suçlu olabilir, zulme uğrayabilir ama mümin affedici olmalıdır. Onu şey yapıyor. Çünkü Cenab-ı Allah muktedir olmakla beraber affedicidir. Hesse Teala, Allah-u Teala teşvik etti, alel affi, affetmeye teşvik etti ve eşara, işaret buyurdu, ilâ ennehu afuvun, affedici, çok affedici olduğuna işaret etti. Ma'a kudretihi, intikam alma kudretiyle beraber, فَكَيْفَ لَا تَعْفُونَ Siz nasıl oluyor da affetmiyorsunuz? مَعَ دَعْفِكُمْ وَعَجِّكُمْ Onca zayıflığınız ve acziyetinize karşı nasıl affedici olmazsınız? Diyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَكْفُرُونَ بِاللّٰهِ وَرُسُولِهِ اِنَّ الَّذ۪ينَ يَكْفُرُونَ بِاللّٰهِ Allah'ı inkar edenler ve Rusulihi peygamberlerini inkar edenler. El-Ayetu
Ayet, şimdi bunu el ayetü diye dikkatinizi arz etmek için söylüyorum bunları. Biliyorsunuz ayeti kerimenin devamı gelmedi mi el ayete denir. Onun şeyi de et mimil ayeti, ayetin devamını oku, sen tamamla manasınadır. Ama şimdi bu parantez içindeki kısım bunun tefsirini yapacak. Onun için el ayetü olarak okuyacağız bunu. Şu okuduğun ayet var ya manasına, bu ayet fil Yahudi ve Nasara, Yahudi ve Hristiyanlar hakkında inmiştir. Niçin? Li'ennehum amenu bi enbiyaihim, kendi peygamberlerine iman ettiler ve keferu bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve gayrihi, Muhammed aleyhisselam ve başka peygamberleri inkar ettiler. Ce'ale kufrahum, Allahu Teala onların küfrünü kıldı. Bi ba'dir rusuli, bazı peygamberleri inkar etmelerini kıldı. Küfran, kafirlik kıldı. Bi cemi'ir rusul, bütün peygamberleri inkar olarak aldı. Ne demek bu? Yani şimdi bir elimizde bir tesbih var. Tesbihin ipini koparmışız, şeyin birini atmışız. Bu tesbih tamam diyoruz. Olur mu? Olmaz tabii yani. Bu da öyle. Peygamberin birini inkar, ötekini de inkardır. Bütününü inkardır. Çünkü peygamberler Cenab-ı Allah Azze ve Celle tarafından Hazreti Adem'den Hazreti Peygamber'e kadar özel seçilmiş insanlardır. Bunun birini kabul et. Çünkü biri diğerini müjdeliyor. Hani İsa Aleyhisselam'ın Saf suresinde var ya, mübeşşiran bir rasulün ye'ti min ba'di ismuhu Ahmet. Ben diyor size önümdeki Tevrat'ı tasdik edici ve benden sonra gelecek adı Ahmet olan peygamberi müjdeleyici olarak geldi. Şimdi böyle olunca birbirini müjdeleyen peygamberler birini inkar edince o zaman ötekini de inkar etmiş oluyor otomatikman. Ve küfrahum bir rusuli, onların peygamberleri inkarı küfran billahi teala. Bu sefer Allah'ı inkar oluyor. Niye? Çünkü Allah'ı insanlara kim anlatıyor? Peygamberler anlatıyor. Peygamberi inkar edersen onu göndereni de inkar etmiş oluyorsun. O yüzden peygamberi inkar otomatikman Allah'ı inkar olmuş oluyor. Ve yuridune en yuferriku beynallahi ve rusulihi. Onlar Yahudi ve Hristiyanlar Allah'ı ve peygamberlerinin arasını ayırmak istiyorlar. Şimdi de diyorlar ya işte bize Kur'an yeter, sünnet lazım değildir diye bazı zavallılar. Evet. Ettefriku beynallahi ve rusulihi, Allah'la peygamberlerinin arasını ayırmak, en yu'minu billahi ve yekfuru bi rusulihi, mesela nasıl olur bu? Allah'a iman. Ben Allah'ı kabul ediyorum. Şimdi deistler öyle diyorlar ya. Allah'ı kabul ediyoruz diyorlar. Allah tamam kabul ediyoruz. O arşında otursun bize karışmaz diyorlar. Peygamber otomatikman kalkıyor zaten ortalık yerden. Bütün bunları bu ayet-i kerime hallediyor zaten işte. Allah ve Resulünün arasını ayırmak, en yu'minu billahi, Allah'a iman etmek ve yekfuru bi rusulihi. Yahudi ve Hristiyanlar bunu yapıyorlar. Allah'ın peygamberlerini inkar ediyorlar. Ve kezalike ettefrihu beyne'r rusul. Yani Allah'la peygamberlerinin arasını ayırmak, Allah'a iman etmek, peygamberini inkar etmek nasılsa peygamberlerin arasını ayırmak da böyledir. Huve el kufru bi ba'dihim vel imanu bi ba'dihim. Mesela Yahudiler kendi peygamberlerine inanıyorlar. Hatta Hazreti İbrahim'den zamanına kadar, Hazreti Musa'ya kadar inanıyorlar. Ondan sonrakileri kabul etmiyorlar. İsa Aleyhisselam'ı, peygamberimizi kabul etmiyorlar. Hristiyanlar da leysetil yahudu ala şeyin demişler. Onlar hiçbir şeye sahip değiller. Ne peygamber, ne kitap, ne bir şey. Yahudiler de onlara aynı şeyi söylüyorlar. Ha, öyle olunca bizim peygamberimize zaten iman etmiyorlar. Peygamberlerin arasını bu şekilde ayırmış oluyorlar. O zaman ne olmuş oluyor? Ve kad fessarahu teala bi kavlihi ba'dehu. Allah-u Teala bu yukarıdaki ayetten sonraki ayetle bunu tefsir etti. Ve yekulune, ve Yahudi ve Hristiyanlar diyorlar ki nu'minu bi ba'din, bir kısmına inanırız ve nekfuru bi ba'din, diğerlerini inkar ederiz diyorlar. Ey nu'minu bi ba'dir rusul, peygamberlerden bazısına iman ederiz ve nekfuru bi ba'din, diğerlerini inkar ederiz. Kale katedetu ulaike a'da'ullahi, işte onlar Allah'ın düşmanları.
el-Yahudu ve Nasara, Hristiyan ve Yahudilerdir. Âmenetil Yahudu bit Tevrati ve Musa, Yahudiler Musa aleyhisselama ve Tevrat'a iman ettiler. Ve keferu bil İncili ve İsa, İncili ve İsa aleyhisselamı inkar ettiler. Ve âmenetin Nasara bil İncili ve İsa, Hristiyanlar ise İncil ve İsa'ya iman ettiler. Ve keferu bil Kur'ani ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem, onlar da Kur'an'ı ve Muhammed aleyhisselamı inkar ettiler. Ve terakul İslam'a dinallahi ellezî ba'se bihi rusulehu, İslam'ı terk ettiler ki o İslam nedir? Dinallah, Allah'ın dinini terk ettiler. Ellezî, öyle bir din ki ba'se bihi, Allah onu gönderdi. Ba'se huve demek, yani ba'se Allahu bihi, o İslam'ı, dini gönderdi. Rusulehu, peygamberleriyle gönderdiği dinini inkar etmiş oldular. Yani şimdi İslam'ı inkar ediyorum diyen bir insan kendi dinini de inkar etmiş oluyor otomatikman. Niye? Çünkü Hazreti Adem'den Hazreti Peygamber'e kadar gelen bütün dinlerin itikat esaslarının hepsi aynıdır. Değişen bir şey yoktur ve bunun adı İslam'dır. Yani Allah'a teslim olmak. Evet. Ve yuridûne en yettehizû beyne zâlike sebîlâ. Ve istiyorlar ki bu iki şeyin arasında bir yol bulalım. Yani peygamberlerin bir kısmını inkar, bir kısmı tasdik ile bir yol bulalım diyorlar. Beynel küfrü vel imanı, imanla küfür arasında. Ve la vasıtate beynehuma, ama onların arasında hiçbir vasıta yoktur. İkisi birbirinden kopuktur. Ülâike humul kafirûne hakka. İşte onlar gerçek hak kafirlerdir. Ey haulâil mevsufûne bis sıfatil kabihati. Şimdi bu bis sıfatil kabihati, çirkin niteliklerle nitelenmiş olan bu kimseler, yani Allah'a iman edip peygamberlerini inkar edenler veya peygamberlerinden kendilerine geleni kabul edip kendilerinden sonrakileri inkar edenler, humul kafirûne, yakînen kesin bilgi olarak bunlar kafirdir. Velev iddia'u el iman, imanı iddia etseler bile. Ve a'tedna lil kafirine azaben muhina. Ve a'tedna, biz hazırladık lil kafirine, kafirlere azaben muhina, alçaltıcı bir azap hazırladık. Azaben musagır, alçaltmak, sagir kelimesinden gelir ama bu hevnde kolay, basit, adilik manalarına da geliyor aynı kelime. Onun için burada birilerini böyle nasıl söyleyeyim, görmezden gelmek, adam hesabına almamak gibi yapılan şeyler alçaltıcılık olmuş oluyor. Heyye'na, a'tetna heyye'na lehum, biz onlar için hazırladık. Azaben şediden, şiddetli bir azap hazırladık. Ma'al ihaneti, onları alçaltmak. Vel hulud dinari cehennem, ve cehennem azabında da ebedi, kalıcı olarak onlara bir azap hazırladık diyor Cenab-ı Allah Azze ve Celle. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَرُسُولِهِ, Allah'a ve peygamberlerine iman edenler, وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ, onlardan hiçbirinin arasını ayırmayanlar, ben Muhammed'e aleyhisselama inanırım, İsa'ya inanmam, ben şuna inanırım, buna inanmam gibi demeyenler, hepsine âmentü billahi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulihi, bizim iman esaslarımızda olan şekliyle iman edenler. Ey saddekullâhe, Allah'ı tasdik ediyorlar. Ve ekarru bi cemî'ir rusul, buradaki saddeku kelimesi neyin tefsiridir? Âmenûnun tefsiridir. Biliyorsunuz el iman bir mane tasdik idi. Ve ekarru, ikrar ediyorlar. Bi cemi'ir rusul, bütün peygamberleri, ve humul mu'minune, onlar müminlerdir. Etba'u Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem, Muhammed aleyhisselamın tabileri olan müminlerdir. Lem yuferriku beyne ahadim min rusulihi, onlar Allah'ın peygamberlerinden hiçbirinin arasını ayırmadılar. Bel amenu bi cemi'ihim, belki hepsine iman ettiler. Ulaike sevfe nu'tihim ucurahum. İşte onlar var ya, sevfe nu'tihim, biz onlara kıyamette vereceğiz, ucurahum, ödüllerini, ücretlerini, mükafatlarını vereceğiz.
Ey senu'tihim sevabehum. Onların sevaplarını vereceğiz. El-kâmile. Tam sevaplarını vereceğiz veya sevaplarını tas tamam vereceğiz. Alel imani billahi ve rusulihi, Allah'a ve peygamberlerine iman üzere. Ve kânallâhu gafûran rahîmâ, ey gafûran limâ selefe minhum. Onlardan geçmiş günahlarını bağışlayıcıdır, affedicidir. Minel maâsi vel âsâm, isyanlar ve günahlardan geçmiş olanları affedicidir. Mütefaddılen aleyhim, onlara lütfederekten. Bi enva'il in'ami, çeşitli nimetlerle onlara ayrıca lütfediyor. Hem de onların geçmiş günahlarını bağışlıyor Cenab-ı Allah Azze ve Celle. Yes'elüke ehlül kitab. Ehli kitap senden isterler. En tünezzile aleyhim kitaben minessemâi. Onlara semadan bir kitap indirmeni isterler. Nezelet fi ahbaril yehudi. Hine kalu linnebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, peygamber aleyhissalatu vesselama şöyle dedikleri zaman inmiştir bu ayetler. İn kunte nebiyyen, eğer sen peygambersen, fe'tina bi kitabim minessemâi cümleten, bize semadan bütün bir kitap getir. Kema eta bihi Musa cümleten, Musa aleyhisselamın bütün olarak getirdiği gibi. Ve innema talebu zalike, bunu istediler. Ala veçit taannuti vel inadi, inatla. Taannut inatlaşmak demektir. İnatta inattır. İnatlaşmak ve inat sebebiyle böyle istediler. Fezekerati ala sualehum, Allahu Teala onların bu isteklerini zikretti. Ma huve efsa'a ve eşna'a tesliyeten linnebi sallallahu aleyhi ve sellem. Yani fezekera teala bu sorularını değil de şu gelecek olanı anlatıyor metin. Fezekera teala, Allahu Teala zikretti sualehum, onların isteklerini. Ma öyle bir istekler ki huve efsa'a ve eşna'a tesliyeten linnebi sallallahu aleyhi ve sellem. Şu senden istediklerinden diyor Cenab-ı Allah peygamberine. Daha çirkinini, daha rezilini istediler. Bunu niye haber veriyor Cenab-ı Allah? Tesliyeten linnebi sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberi teselli etmek için. Litteessi bir rusuli. Teessi nasıldı? Kâne lekum fî rasûlillâh üsvetün hasene. Üsve. Teessi demek örnek almak demektir. Model almak. Rol model diyorlar ya şimdi. Cenab-ı Peygamber rol modelimizdir. Müslümanın rol modelidir. Yani Müslüman peygamberinden örnek alır. Ona göre yaşar. Yaşaması ona göredir. Peygamberimiz de kendinden önceki peygamberlerden bir örnek alsın da Yahudilerin kendine söylediğini pek takmasın, gale almasın diye, teselli olsun diye. Fekale, fakat se'elû Musa ekbera min zâlik. Onlar Musa aleyhisselamdan bundan daha büyüğünü istediler. Fekalu dediler ki erinallâhe cehraten, bize Allah'ı açıktan göster dediler. El-Bakara suresi 55. ayette ne diyor? Feizgultum ya Musa len nu'mine leke hatta nerallâhe cehraten, biz Allah'ı açıktan görmedikçe sana iman etmeyiz dediler. Feahaze humussayhatu bizulmihim, bu zalimlikleri yani haksız istekleri sebebiyle Allah onları yakaladı. Sümme ba'asnâhum min ba'di zâlik, sonra dirilttik onları diyor. İşte o ayet-i kerimede de bu ayet-i kerime aynı şeyi ifade ediyor. Musa aleyhisselamdan böyle istediklerini peygamberimize haber veriyor Cenab-ı Allah Azze ve Celle. Fekalu erinallâhe cehraten, ey se'elû Musa, onlar Musa aleyhisselamdan istediler ru'yetallâhi, Allah'ı görmeyi Azze ve Celle ayağının apaçık Allah'ı görmeyi istediler. Fe'ehazet humus sa'ikatu bi zulmihim. Bu zulümleri, haksızlıkları sebebiyle sa'ika, yani bir yıldırım geliyor semadan. Ey ca'ethum minessemâi nârun fe'ehlekethum bi sebebi zulmihim. Minessemâi nârun fe'ehlekethum, onları helak etti bi sebebi zulmihim, zulümleri sebebiyle. Sümme tehazul ijle min ba'di ma ca'ethumul beyinat. Kendilerine apaçık ayetler geldikten sonra onlar buzağa taptılar, biliyorsunuz
Samiri'nin yaptığı buzağa. Sümme tehazul ecle min ba'di ma ca'etmül beyinat. Sümme tehazu el ecle buzağıyı ilahen tanrı edindiler. Ve abeduhu ve ona ibadet ettiler. Min ba'di ma ca'etmül mu'cizatu vel hücecül bahiratu. Mucizeler ve ap açık deliller kendilerine geldikten sonra. Minel asa vel yedi ve felakil bahri ve gayriha. Biliyorsunuz Hazreti Musa Aleyhisselam'a Cenab-ı Allah 9 tane mucize vermişti. 9 mucize. Bunların en önemlisi asası, elinin yedi beydası, denizin yarılması. Ötekiler kan, ondan sonra tufan, kurbağa vesaire, bunların hepsi Kur'an'da var zaten gönderildiğine dair. Gale Ebu Suud, Şeyhülislamımız Ebu Suud diyor ki ve hadihil mes'eletu ve hiye talebu ru'yetillah. Yani Yahudilerin Allah'ı bize göster istemeleri meselesi ve in sadarat an estafihim. Hani şimdi peygamberimizin zamanındaki Yahudiler peygamberimizden Allah'ı bize göster demediler. Ama peki niye bunlara bu ayeti kerime geldi? Diyor ki bunlar lakinnehum peygamberimizin zamanındakiler lema kanu muktedine bihim. Kendileri Hazreti Musa Aleyhisselam'ın zamanındaki Yahudilere uyuyorlardı. Onun için aynı onların durumuna düşürüldüler bunlar da. Fi kulli ma ye'tuna ve yezeruna. Yani Hazreti Musa zamanındaki Yahudilerin yaptıklarını da terk ettiklerini de aynen yapıyorlardı. O yüzden üsnedet ileyhim peygamberimizin zamanındaki Yahudilere isnat edildi. Mesela bunun bir başka örneği de bir peygamberi inkar etmek, bütün peygamberler inkar etmekle eşdeğerde olduğu gibi. Fe'afevna an zalik. Bundan da onları affettik. Afevna ammer tekebuhu ma'a ızamü cerimetihim. Suçlarının ve hıyanetihim, hainliklerinin büyüklüğüne rağmen Hazreti Musa Aleyhisselam'ın duası var orada biliyorsun. Ya Rabbi sen isteseydin hepimizi helak ederdin. Ama ben kavmime dönünce ne diyeceğim şeklinde onları tekrar diriltiyor Cenab-ı Allah Azze ve Celle. Ve hıyanetim. Ve ateyna Musa sultana mübina. Ve biz Musa Aleyhisselam'a apaçık bir delil verdik. Hucceten zahiraten. Hucceten zahiraten neyin tefsiridir? Sultana mübina'nın. Sultan hüccet manasına, zahiraten de mübinin tefsiridir. Tazharu sıdkuhu. Musa Aleyhisselam'ın doğruluğu, efendim ortaya çıkan bir delil verdik. Ve sıhhatu nübüvvetihi ve peygamberliğinin sahih olduğuna dair. Galet Taberiyyü, İmam Taberi dedi ki, ve tilkel hüccetu, bu delil, hiye el ayatul beyinat, apaçık mucizelerdir, ayetlerdir, elleti atahullahu iyyaha, Allah-u Teala'nın verdiği delillerdir. وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمْ onların üzerine kaldırdık. اَتْتُورَ Tur dağını بِمِيْسَاقِهِمْ yeminle verdikleri söz sebebiyle. اَيْ رَفَعْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ biz dağı onların üzerine kaldırdık. كَزُّلَّتِ diyor. Gölgelik gibi, şemsiye gibi kaldırdık. لِمَمْتَنَعُوا اَنْ قَبُولِ شَرِيَةِ التَّوْرَاتِ Tevrat'ın hükümlerini, şeriatını kabulden imtina ettikleri, kaçındıkları için. Bir sebebil misakı, misak sebebiyle, yani yeminle pekiştirilmiş sözleri sebebiyle niçin kaldırdık? Liyakbeluhu, bu lamun müteallakı rafanadır, onu kabul etmeleri için. İman, 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 her şey orada. Onun için derler ki, ehli diller, yani gönül ehli insanlar, ehli diller gönlünü kitler girer, kitler çıkar. Girince de kitler, çıkınca da kitler. Kitlemezse gönlünü itler girer, itler çıkar. Ve kulna lehum ve biz onlara dedik ki udhulul babe succeden mescidi Aksa'nın kapısından secde ederek girin dedik. Ey udhulu babe beytil makdisi. Beyti makdisin yani mescidi Aksa'nın kapısından girin. Nasıl? Muta'ta'ine ru'useküm hudu'an lillahi. Allah'a karşı alçak gönüllülük göstererekten başlarınızı eğerek girin. Şimdi ta'ta ra'sehu uyuyan, oturduğu yerden uyuyan adamın
Uyuduğu zaman kafasını böyle indiriyor ya aşağıya. O şekilde kafanızı eğerek girin manasına geliyor. Utkulu babe beytil maktisi muta'ta'ine ru'useküm. Başınızı eğerek hudu'an lillahi. Allah'a karşı alçak gönüllü davranarak girin dedik. Fehalefu. Onlar muhalefet ettiler. Ma umiru bihi. Kendilerine emredilen şeye muhalefet ettiler. Ve dehalu. Girdiler ama yezhafuna ala estahum. Estahum kabaları üzerine demek. Yani arka tarafları üzerine oturarak, sürünerek. Yezhafun zahafe sürünmek manasınadır. El firaru mine zahfi. Ordunun böyle yavaş yürümesine zahf denir. Sanki böyle koşmadığı için, yürüyerek gittiği bir kalabalık olduğu için sürünüyor zannediliyor ordu. Onun için ezzahf deniyor orduya. El firaru mine zahfi min ekberil kebair. Yani günahların büyüklerindendir. Ordudan kaçmak, savaştan kaçmak. Evet. Demek ki yezhafune ala estahum, arkaları üzerine sürünerek girdiler. Ve hum yekulune, şöyle diyorlardı. Hintatun fi şa'ratin istizaen. Bakara suresinde huttatun deyin denildiği zaman hintatun dediler. Fi şa'ratin, arpa buğday manasına geliyor. İstizaen alay olarak böyle dediler. Kulna lehum la ta'du fissebti. Biz de onlara dedik ki cumartesi günü haddi aşmayın. Şımarıklık etmeyin. Ey la ta'tedu, haddi aşmayın. Bistiyadil hitani yevmessebti. Cumartesi günü balık avlanmada haddi aşmayın. Fehalefu vestadu. Bu nehye karşı da, bu yasağa karşı da muhalefet ettiler ve balıkları avladılar. Ve ehezne minhum misakan galiza, ve biz onlardan ağır bir yeminli söz aldık. Ey ahden vesikan müekkeden. Bakın burada ahden söz aldık, vesikan yeminli müekkeden tekit edilmiş. Vallahi billahi tallahi derler ya, bizde de öyle, onun gibi. Febime anaktihim misakahum, onların yeminlerini bozmaları sebebiyle, ey febi sebebi naktihim. Buradaki febi sebebi tefsiri ba, febi ma'daki ba'nın sebep bağısı olduğunu ifade içindir. Naktihim bozmaları sebebiyle, el misaka yeminlerini bozmaları sebebiyle, le'annâhum ve ezlelnâhum, onları lanetledik, rahmetimizden uzak tuttuk, ve ezlelnâhum ve onları zelil kepaze ettik. Ve ma li te'kidil mana. Şimdi buradaki ma li te'kidil mana. Ma mevsuledir, ma nafiyedir, ma mastariyedir, ma zaidedir. Dört tane ma söyledim bakın. Mastariye olursa orada bir mastar kelime getirmesi gerekiyordu. Mevsule olursa ellezi, elleti gibi bir kelime getirmesi gerekiyordu. Li te'kidil mana deyince ve ma zaidetun li te'kidil mana demektir. Bu ma zaid ma'dır. Manayı kuvvetlendirmek için gelmiştir. Peki manayı kuvvetlendirmede ne anlıyoruz biz? Bir kural var Arapçada. Ziyadetül mebna, ziyadetül mana. Bir kelimenin, bir cümlenin kuruluşunda ne kadar çok harf, kelime varsa manası o kadar çok demektir. Yani Arapçada hiçbir şey boşa kullanılmaz. Boşa kullanılmaz. Boşa kullanılırsa da yerinde kullanılır, ona da haşviyat denir veya başka sanatsal isimleri var. Onlar söylenir. Dolayısıyla burada da ma zaittir, tekit için gelmiştir. Febima naktihim, buradaki ma var ya, işte o ma, febima naktihim misakahum, onların yeminlerini bozmaları sebebiyle, onu tekit için gelmiş yukarıda. Ve kufrahum, ve kufra misak üzerine affediyorum. Bi ayatillahi, Allah'ın ayetlerini, mucizelerini veya emir ve nevahiden olan vahiy metlulerini inkar etmeleri sebebiyle, ve bi cuhudihim inkarları sebebiyle, bil Kur'anil azimi, büyük Kur'an'ı inkarları sebebiyle. O zaman bi ayatillah, peygamberimize gönderilen ayetler olmuş oluyor burada. Ve katlihim el enbiya'e, peygamberleri öldürmeleri sebebiyle, bi gayri hakkın, haksız yere. Peygamber haklı yere öldürülür mü? Öldürülme sebebi işlerse öldürülür. Ama peygamberler masumdur, suç işlemezler. Öldürülmez yani kısacası. Haksızlık etmezler yani peygamberler. Kezekeriya
ve Yahya aleyhisselam bunları öldürdükleri gibi. Ve kavlihim kulubuna gulfe şu sebepledir. Bizim kalplerimiz örtülüdür, kapalıdır demeleri sebebiyledir. Ey kavluhum onların şu sözü linnebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem kulubuna muğaşşatun bi aşiyetin. Bir takım örtülerle kalbimiz örtülüdür. La ta'i ma tekuluhu ya Muhammed. Senin söylediğini anlamıyor, ezberleyemiyor. Bizim kalplerimiz öyle kapalı diyor. Kale Teala radden aleyhim. Allah-u Teala onların yani sizin diyor kalbiniz sizin isteğinizle örtülü değil. Öyleyse nedir? Bel tabeallahu aleyha bi kufrihim. Allah onların inkarları sebebiyle kalplerini mühürlemiştir. Fela yu'minune illa kalilen. Onlardan çok azı müstesna iman etmezler. Ey bel hateme teala aleyha bi sebebil kufri. Allah küfürleri sebebiyle kalplerini mühürledi. Hateme ala mühür bastı demektir. Ve dalal bi sebebil küfri ve dalali sapıklıkları sebebiyle fela yu'minu minhum illa kalil. Onlardan çok azı iman eder. Gerisi iman etmez. Onlar da ki Abdullah İbni Selam ve ashabihi. Abdullah İbni Selam ve ashabı gibi. Ve bi küfrihim inkarları ve kavlihim yani ve bi küfrihim İsa aleyhisselam onu Cenab-ı Allah şey yapmıyor anlaşıldığı için ve kavlihim yani ve bi kavlihim onun üzerine matuf küfrihim ve bi kavlihim sözleri sebebiyle ala Meryem'e Meryem validemize bühtanen azima büyük bir iftira olan sözleri sebebiyle onları helak etti. Ey ve bi küfrihim bi İsa aleyhisselam işte burada tefsirde söylemiş o gizli olanı. Eydan İsa aleyhisselam'ı inkarları ve ramyihim atmaları Meryem'e bir zina. Meryem validemize zina isnadında bulunmalarından veya zina iftirası atmalarından. Fakat faddalehallahu ala nisail alemin. Halbuki Allah onu Kur'an'ın başka ayetlerinde alemlerin bütün insanlığın kadınlarına üstün kılmıştı. Ve kavlihim. Bu da ve bi küfrihim veya ve kavlihim üzerine matuf. Ve kavlihim şu sözleri sebebiyle. İnna katelnel mesiha İsa ibne Meryem. Biz Meryem oğlu İsa Mesih'i öldürdük demeleri sebebiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ey katelna hâdellezî yez'umu ennehu Resulullah. Bakın burada tefsirde de onların bu alaylarını ifade ediyor. Katelna hadellezi biz bunu öldürdük. Yez'umu iddia eden ennehu Resulullah Allah'ın peygamberi olduğunu iddia eden İsa'yı öldürdük demeleri sebebiyle. Ve hada innema kaluhu ala sebil tehakkum vel istizai alçaltmak, aşağılamak ve alay yoluyla söylemiş oldukları bu söz sebebiyle onları helak ettik veya cehenneme doldurduk diyor Cenab-ı Allah Azze ve Celle. Kekavli Firavne. Firavun'un şu sözünde olduğu gibi Musa Aleyhisselam'a İnne rasulekumul lezi ursile ileykum lemecnun. Size gönderilen peygamberiniz delidir dediği gibi. Ve illa yoksa fehum onlar yez'umune iddia ediyorlar enne İsa, İsa Aleyhisselam İbn-i Zinan. Zina çocuğudur. Veledi zinadır. Ve ummuhu zaniyetün, annesi de zanidir haşa ve kella. Ve la ya'tekidûne ennehu Rasulullah. Onlar Allah'ın Resulü olduğuna, yani Yahudiler Hazreti İsa'nın Allah'ın peygamberi, Resulü olduğuna inanmıyorlardı. Gâle Teâlâ ve mâ gateluhu ve mâ salebuhu. Onu öldürmediler, çarmıha geremediler. Velâkin şübbihe lehum, fakat onlara benzetildi. Ey ve ma katelu İsa ve la salebuhu. İsa aleyhisselamı öldürmediler ve çarmıha germediler. Asmadılar demiyorum bakınız. Çünkü asma değil bu salp. Asma değil çarmıha germedir. Böyle ellerinden ayaklarından çakmadır tahtaya yani. Ve ma katelu ve ma salebuhu ve lakin şübbihe lehum. Ey ve ma katelu İsa ve la salebuhu. İsa aleyhisselam'ı ne öldürdüler ne de çarmıha gerdiler. Velakin katelu ve salebu men ulkiya aleyhi şebehuhu.
Men bir kimseyi öldürdüler, çarmıha gerdiler. Ülkiye atıldı aleyhi o kimse çarmıha gerilen öldürülenin üzerine şebehuhu İsa aleyhisselamın benzerliği galel beydavi. Beydavi dedi ki ruviye anlatıldı ki enne racülen kâne yünâfiku li İsa. İsa aleyhisselamın havarileri içinde münafıklık yapan yani görünüşte İsa aleyhisselama inanan havari geçinen ama içinden gavurluğu devam eden birisi li İsa feharece li yedülle aleyhi. Onların yanından çıkıyor İsa aleyhisselamın yanından kendisini arayan Yahudilere delil olmak için fe elkallahu aleyhi Allah o münafık adamın üzerine attı tebehehu İsa aleyhisselamın benzerliğini fe uhize ve sulibe o kimse yakalandı ve çarmıha gerildi ve hum Yahudiler yazunnune ennehu İsa onun İsa olduğunu zannettikleri halde ama o kendilerine yol gösteren şey yapıldı. Bir başka rivayette İbn Kesir'de şöyle diyor. İsa aleyhisselam kendisinin yakalanacağını, yakalamak için birilerinin geldiğini hissedince içinizden benim benzerim olmak isteyen kim var? Cennette benimle beraber olmak istemez misiniz? Diyor. Kimse seslenmiyor. Bir tek genç, en gençleri havarilerin ben varım diyor. Sen bir dur diyor. İkinci defa, üçüncü defa yine aynı ben varım deyince Hazreti İsa da dua ediyor. Allah İsa Aleyhisselam'ın şeklini ona benzetiyor ve gelirler, gelip onu yakalıyorlar, götürüyorlar. Bu rivayette var ama genelde şu rivayet çok şeyli. Yani o münafık biraz da işte herhalde hınç almak için onu bu rivayeti öne sürüyorlar. İnsanın yüreğini soğutuyor biliyorsunuz. Münafık olana İsa Aleyhisselam'ın benzerliği veriliyor ve o idam ediliyor. Neyse çarmıha geriliyor. İnnellezî nehtelefû fîhî o şeyde ihtilaf ettiler İsa Aleyhisselam hakkında. Lefî şekkin minhû. Onlardan bir şüphe içerisinde ey ve innellezî nehtelefû fîhî İsa İsa Aleyhisselam'ın durumu hakkında ihtilaf edenler lefî şekkin min katlihi onu öldürmekte de şüphe içindeler. Şimdi şöyle diyelim ki 10 kişi geldiler İsa Aleyhisselam'ı yakalamak için. 9 kişi İsa Aleyhisselam diye yakaladıklarını çarmıha gerdiler. Sayıyorlar 9 kişi. Arkadaşımız nerede? Yok. İsa Aleyhisselam astık işte diyorlar. Peki arkadaşımız nerede diyorlar? Bu ihtilafa düşüyorlar yani. Hem İsa Aleyhisselam'ı astık diye seviniyorlar. Fakat arkadaşlarını kaybettikleri için ya biz İsa Aleyhisselam'ı asmadık da kendi arkadaşımızı mı astık şeklinde, çarmıha gerdik şeklinde şüpheye düşüyorlar. Ruviye ennehu lemma rufi'a İsa, İsa Aleyhisselam göğe kaldırıldığında ve ulkiye şibhuhu veya şebehuhu benzerliği atıldığında ala gayrihi başkasına fekateluhu onu öldürdüler. Kalu dediler ki inkâne hâdel maktûl efendim eğer bu inkâne hâdel maktûlu bu öldürülen kimse İsa aleyhisselam ise fe eyne sahibuna bizim arkadaşımız nerede? Ve inkâne hâdel sahibuna eğer bu bizim arkadaşımızsa fe eyne İsa aleyhisselam nerede? Fehtelefû ihtilaf ettiler. فَقَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ عِيْسَى onlardan biri dedi ki o İsa'dır. وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَيْسَ هُوَ عِيْسَى بَلْ هُوَ غَيْرُهُ o İsa aleyhisselam değil başkasıdır dediler. فَاَجْمَعُوا icma ettiler, birleştiler. اَنَّ شَخْسًا قَدْ قُتِلَ bir adam öldürüldü. وَاَخْتَلَفُوا مَنْ كَانَ onun kim olduğunda ihtilaf ettiler. Yani birisi öldü tamam onu kabul ediyorlar ama kim? Onu da ihtilaf etmişler. مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عَلْمٍ onların bir bilgisi yok. اِلَّ اتِّبَعَ الزَّنْ öldürdükleri konuda zandan başka bir bilgileri yok. مَا لَهُمْ onlar için olmadığı bir katlihi İsa Aleyhisselam'ı öldürmekle ilgili ilmün bir bilgi olmadı. Hakikiyün hakiki bir bilgi olmadı. وَلَكِنَّهُمْ fakat Yahudiler يَتَّبِعُونَ ف۪يهِ الزَّنَّ şimdi لَكِنَّهُمْ Yahudiler diyorum çünkü İsa Aleyhisselam'ı öldürenler Yahudiler, Hristiyanlar değil yani.
Yettebi'une fihi ezzanne. Bu konuda zanna tabi oldular. Ellezî tehayyeluhu, hayal ettikleri zanna. Biz İsa'yı öldürdük, öyle şey yapıyorlar. Ve mâ gateluhu yakînen. Kesin olarak onu öldürmediler. Bel rafa'ahullâhu ileyh. Belki Allah onu zat-ı ecelli âlâsına yükseltti. Ey ve mâ gateluhu müteyakkinîne. Kesin bilgi sahibi olarak onu öldürmediler. Ennehu huve. Öldürülenin, çarmıha gerilenin İsa olduğuna dair kesin bir bilgi olmaksızın. Bel şakine, şüphe ederekten, mütevehhimine, tevehhüm ederekten, zannederek yani bunu. Ve neccahullahu, Allah İsa aleyhisselamı kurtardı. Min şerrihim, onların şerrinden. Ferafe'ahu ile semai hayyen, diri olarak semaya yükseltti. Bi cesedihi ve ruhihi, cesedi ve ruhuyla beraber, yani diri olarak semaya yükseltti. Kema dellet ala zalikel ahadisü sahiha, sahih hadislerin delalet ettiği gibi. Aşağıda dipnotta şöyle bir şey var. Minha ma ravahu şeyhan. Buhari ve Müslüm'ün rivayet ettikleri bunlardandır. Vellezî nefsî biyedihi, canım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki, leyuşikenne en yenzile fikum İbnu Meryem. Meryem oğlu İsa'nın sizin içinize inmesi yakınlaştı. Hakemen adlen, adil bir hakim olarak. Fe yekşirus salibe, yani haçı kıracak. Ve yaktülül hınzira, hınziri domuzu öldürecek. Ve yedaul cizyete, kafirlere de cizyeyi koyacak diyor. Evet. Domuz öldürecek diye niye söylüyor peygamberimiz? Çünkü Hristiyanlar domuz yiyorlar seve seve de onun için. Ve kânallâhu azizen hakima. Ey azizen fî mulkihi. Aziz fî mulkihi ne demek? Tam otorite demektir. Yani el galib la yugâlebu aleyhi. Mülkünde, mülk otoritesi demektir zaten. Mülkihi olsa malı üzeri demektir. Mülkünde, otoritesinde galiptir. Yani onun sözünün üzerine söz koyan kimse yoktur. Yaptığından da soruşturma açacak kimse yoktur manasına gelir. Hakimen fi sun'ihi, yaptıklarında da hikmet sahibidir. Yani boş yere bir şey yapmamıştır, yaratmamıştır. Ve in min ehlil kitap, ehli kitaptan niceleri yok ki diyeceğiz burada, in burada nafiye manasına geliyor. İlla, çünkü illa onu ifade ediyor. Yani nefi illa ile bozulmuş oluyor burada. İlla leyu'minenne bihi kable mevtihi. İsa aleyhisselam geri gelip de ölmeden önce illaki ona iman edecek. Veya kable mevti men. Yani şu ehli kitap oluyor. Min mevti ve in min ehli kitabı illa leyu'minenne bihi. İsa aleyhisselama iman edecek. Kable mevtihi, ölümünden önce. Kim o? O kimse yani. Ehli kitaptan olan o kimse ölmeden önce İsa aleyhisselama iman edecek. Ey leyse ahadün, hiçbir kimse olmadı. İşte bu leyse ahadün inin nafi olduğunu ifade ediyor bize. Minel Yahudi ve Nasara, Yahudi ve Hristiyanlardan illa oldu leyu'minenne kable mevtihi, o kimse ölümünden önce mene gider o mevtihi. Bi İsa, İsa aleyhisselama iman edecektir. Ve bi ennehu, ve onun Abdullahi ve Resulühü, Allah'ı kulu ve Resulü, peygamberi olduğuna iman edecektir. Ne zaman? Heyne yuayinu melaiketel mevti, ölüm meleklerini gördüğü zaman. Ve lakin la yenfe'uhu imanuhu, onun imanı fayda vermeyecek. Al ane ve kad künte diyordu Yunus suresinin 90. ayetinde Firavun, ben diyor İsrailoğullarının iman ettiğine iman ettim diyordu da Cenab-ı Allah al ane, şimdi mi iman ediyorsun? Geçti bu. Kale İbn Abbas, la yemutu yahudiyun, hiçbir Yahudi ölmeyecek, hatta yu'mine bi İsa, İsa aleyhisselama iman edinceye kadar. Kıyle lehu, eraite in duribet unuku ahadihim, onlardan birinin boynu vurulduğunda mı? Öyle mi diyorsun diyorlar. Kale yüleci licu biha lisanuhu, onun dili tereddüt edecek. Lezlece yüleci licu, dili dolaşacak manat. Biz öyle diyoruz ya, dilim dolaştı diyoruz ya.
Teraddede fi kelamihiymiş. Lec lece yüle dilicü teraddede fi kelamihi diye geçiyor lügatta. Yüle dilicü biha lisanuhu ve keda sahha an mücahidin ve ikrimete ve ibn sirin tabiinden olan bu büyüklerimizden de geldi sahih rivayet. Bu şekilde bu manada yani. Bakın benim dediğim birinci de söylediğim gibi dört numarayla almış aşağıda İhtara Taberiyyü enned damira fi kable mevtihi yaudu ala İsa yusbihul mana la yabba ahadun min ehlil kitabi illa ve yu'minu bi İsa kable mevtihi. İsa aleyhisselam ölmeden önce, ama bu biraz bilmiyorum Taberi niye böyle şey yaptı. Yani İsa aleyhisselam ölmeden önce oradaki Yahudiler oluyor o zaman hepsi iman etmiş oluyorlar İsa aleyhisselama. Fakat öbürü biraz daha akla yakın gibi geldi bana. Ve yevmel kıyameti, kıyamet günü yekunu aleyhim şehida, onların aleyhine şahitlik edecek. Yeşhedü İsa aleyhisselam alel yehudi, Yahudilerin aleyhine şahitlik edecek. Bi ennehum kezzebuhu, onu yalanladıklarına ve alen nasara, ve Hristiyanların aleyhine şahitlik. Yeşhedü alen nasara demek. Bi ennehum de'avhu İbnallah, İsa Aleyhisselam'ı Allah'ın oğlu diye çağırmaları sebebiyle. Tebi zulmin minellezine hadu harramna aleyhim tayyibatin uhillet lehum. Şimdi İsa Aleyhisselam'ın Yahudilerin ve Hristiyanların onunla ilgili şeyleri geçti. Cenab-ı Allah Azze ve Celle Yahudilerin şeyine geri döndü. Yani niçin onlara azap verdi, niçin onları cehennemle cezalandıracak? Tebi zulmin minellezine hadu, Yahudilerden olanların zulmü sebebiyle, yani haksızlıkları, haddi aşmaları sebebiyle, harramna aleyhim tayyibatin uhillet lehum. Biz onlara haram kıldık, tayyibatin helalları veya temiz malları, uhillet lehum, kendilerine helal kılınan temiz yiyecekleri onlara haram kıldık. Şimdi tayyibat ve halal bir arada geldiği zaman, tayyibata temiz, halalı halal olarak almak daha güzel geliyor bana. Ama tayyibatta helal manası da var. Bi sebebi zulmil yehudi. Şimdi zulüm neydi? Vat'u şey'i fi gayri mevdi'ihi. Yahudilerin yaptığı da bu işte yani. Vat'u şey'i fi gayri mevdi'ihi. Zulmün şeyi budur. Ey bi sebebi zulmil yehudi. Yahudilerin zulümleri sebebiyle ve mertekebuhu minezzunubil azimeti. Büyük günahlardan işledikleri şey sebebiyle harramna aleyhim, biz onlara haram kıldık enva'an minet tayyibat, temiz yiyeceklerden elleti kânet muhalleleten lehum, önceden onlara helal olan pek çok şeyi haram kıldık. Ve bi saddihim, yine o ve bi küfrihime gidiyor yukarıdaki, onların engellemeleri an sebilillahi, Allah'ın yolundan kesiran pek çok insanı engellemeleri sebebiyle Allah onları cezalandıracak. Ey ve bi men'ihim kesiran minen nas, insanlardan pek çoğunu men etmeleri ani duhulu fi dinillahi. Benim dersin başında da söylediğim gibi Ka'b ibn Eşref ve 50 kadar Yahudi Mekke'ye gidiyorlar. Mekke'de onlarla konuşurlarken Mekkeliler diyor ki peygamberimizin aleyhine bir birlik oluşturmak için gidiyorlar. Mekkeliler diyor ki siz ehli kitapsınız. Bizim bilgimiz yok. Biz ümmi insanız. Muhammed doğru mu söylüyor? Hakikaten peygamber mi? Allah böyle bir peygamber gönderecek mi? Bize bilgi verin diyorlar. Onlar sanki bilmiyorlarmış gibi. Siz anlatın bakalım nesiniz? Neye dayanıyorsunuz diyorlar. Bizim işte putlarımız var. Kabe'nin bakıcılarıyız, hizmetkarlarıyız. Hacılar gelir, onların yiyeceklerini, sularını hazırlarız falan. Sizin dininiz daha doğru diyorlar. Onlara siz buna sarılın diyorlar. İşte burada da ve bi saddihim kesiran minen nasi an dinil hak olmuş oluyor. Yahudilerin şeylerinden birisi de bu. Gale mücahid. Saddu enfusahum, kendilerini men ettiler ve gayrahum, başkalarını anil hakkı, haktan men ettiler. Niye? Çünkü biliyorlardı peygamberimizin hak olduğunu. Hatta Abdullah bin Selam Kur'an-ı Kerim'de diyorlar onlar Muhammed Aleyhisselam'ı kendi oğullarından daha iyi biliyorlardı diye. Allah böyle diyor. Hakikaten öyle mi diyor?
Evet diyor. Ben oğlumun benden olduğundan çok Muhammed Aleyhisselam'ın Allah'ın peygamberi olduğunu biliyor ve iman ediyorum diyor. Abdullah bin Selam diyor bunu yani. Evet. Onun için burada da saddu enfusuhum, bildikleri halde böyle olduğunu kendilerini men ettiler. Niye? Yahudiler üzerindeki otoriteleri kalkacak. Peygamberimizin otoritesi gelecek. Onun için. Ve gayrahum, başkalarını anil hakkı, haktan men ettiler. Ve ahzihimur riba. Buyurun. Bir de onlar diyorlar ki ribayı Allah bize helal kıldı diyorlardı. Ve ahzihimur riba, faiz almaları. Fakat nuhu anhu, ondan nehyedildikleri halde. Ey taatihim el riba, faiz alışverişi, taati karşılıklı alışveriş demektir. Yani katele babı biliyorsunuz, faale babı işleyen beyninde iki kişi arasında ortaklık içindir. Ama katela humullah ayeti kerimesinde tek kişi var. Allah onları öldürdü. Onlar Allah'ı öldürme şeyine sahip değiller. Fakat harramahullahu aleyhim fit Tevrat. Halbuki Tevrat'ta Allah onlara onu haram kılmıştı. İşte Tevrat'ı tahrif etmeleriniz şeyden bir tanesi de bu. Ve eklihim envalen nasi bil batıl. Ve insanların mallarını batıl yollarla yemeleri sebebiyle. Ey bir rişveti ve sairir vücuhil muharrameti. Rüşvet vermek, almak ve diğer haram kılınan yollarla adam kayırmak vesaire, soruları çalmak, adamlarını yerleştirmek gibi filan. Bir sürü şey girer bunun içine. Ve a'tedna lil kafirine minhum azaben elima, ve biz kafirlere, onlardan kafir olanlara acıtıcı bir azap hazırladık. Ey ve heyye'na limen kefera min haula'il yahudi, biz bu Yahudilerden inkar edenlere hazırladık. El azabel mu'lime el muci'a. Acıtıcı, ikisi de aynı. Muci ve mu'lim acıtıcı manasınadır. Azap hazırladık. Bu elim kelimesi sıfatı müşebbehe çok acı manasına gelir ama burada acı olduğu kadar da acıtıcı olduğunu ifade etmek için ismi fail diye tefsir ediyorlar. Lakinir rasihune fil ilmi minhum. Ama Yahudilerden ilimde rusuh sahibi olanlar kimmiş onlar? Ey lakinil mütemekkinune fil ilmi. İlimde mekan tutmuş, imkan sahibi olanlar minhum Yahudilerden ve sabitune sebatlı olanlar fihi o ilimde ki Abdullah ibn Selam ve cemaatihi, Abdullah ibn Selam ve cemaati gibi. Yani şimdi burada ve rasihuna fil ilmi de ben şöyle bir şey yazdım, ruhul beyana baktıydım. La tumilu bihum eşşübe. Şüpheler onları meylettirmiyor. Bi menzileti şecerati rasiha. Kökü toprağın derinliklerine dalmış ağaç gibi. Bi urukha, kökleriyle beraber fil ardı. Yerin derinliklerine dalmış ağaç gibi diyor, sarsılmayan bir ilme sahip olanlar müstesna diyor. Ve fil hadis, el ilmu imamul amel. İlim amelin imamıdır. Vel amelu tabi'uhu, amel de ona tabidir. Hazreti Ali'den gelen bir rivayette, ma yesurrini en lev mittu tıflen, beni sevindirmez, çocuk olarak ölmem. Fe edhaltul cennete, ve cennete girmem. Velem ekber fe arife rabbi. Büyümeden ve Rabbimi tanımadan çocukken ölüp de cennete girmek beni sevindirmez. Fe inne a'lemen nasi billahi, insanların Allah'ı en iyi bilenleri eşedduhum haşyeten, Allah'tan çok korkanlardır. Ve ekseruhum ibadeten, Allah'a çok ibadet edenlerdir. Ve ahsenuhum fi nasihatin, nasihatta da Allah için en güzel nasihat edenlerdir diyor. 1. cilt 516. sayfada. Vel mu'minun, yani lakinir rasihune fil ilmi minhum, Yahudilerden ilimde kökleşmiş, yerleşmiş hakiki alimler. Vel mu'minun, ve peygamberimize iman edenler. Ey minel mühacirine vel ensar, ensar ve muhacirinden ashabun nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, min gayri ehlil kitabi, ehli kitabın dışında. Zaten ehli kitabı saydı.
onlardan rusuh sahibi ilimde kökleşenleri ayırdı. Bir de peygamberin ashabı, Yahudi olmayan ensar ve muhacirinden iman edenler, yu'minune bima unzile ileyke, sana indirilene iman ederler, ve ma unzile min kablik, ve senden öncekine indirilene iman ederler. Ey yu'minune bil kutubi vel enbiyai. İşte bu onu ifade eder diyor. Yani sana indirilene ve senden öncekine indirilene iman etmek, bütün kitaplara ve peygamberlere iman ederler manasına gelir diye tefsir etmiş. Vel mukimine salate, namazı dosdoğru kılanlar. Ey emdehul mukimine salate. Ne demek bu emdehuyu niye getirmiş buraya? Buradaki irab yönünden getirmiş emdehuyu. Yani şurada vel mu'minun var ya, o merfudur. Merfu. E peki vel mukimu salat demesi gerekirken vel mukimine niye mensup getirmiş? Çünkü o emdehu fiiliyle mensup demek istiyor. Yani o müminler, bir de ve emdehul mukimine salate, ben namazı dosdoğru kılanları övüyorum manasına geliyor. Emdehu el mukimine salate fehuve nasbun alel meshe, işte irab burada. Nasbun alel meshe mukimine, medih üzere, övgü kiiliyle mensup demektir. Vel mutune zekate, ve zekatı verenler. Ey el mutune zekate envalihim, zekat mallarının zekatını verenler. Vel mu'minune billahi vel yevmil ahir, Allah'a ve ahiret gününe iman edenler. Ey vel mu'minune bi vahdaniyetillahi, Allah'ın, yani Allah'a iman etmek demek onun birliğini kabul etmek demektir. Ve bil ba'si ba'del mevti. Peki bunu niye bi vahdaniyetillahi diye söylüyor? Çünkü müşrikler Allah'a iman ediyorlardı. Ama Allah'a imanla birlikte putlara da iman ediyorlardı o yüzden. Ve bil ba'si ba'del mevti, öldükten sonra dirilmeye iman edenler. Ulaike, işte bunlar var ya, senu'tihim ecran azima, biz onlara büyük mükafat vereceğiz. Ey ha'ulâil mevsufune bil evsâful celîle, bu yüce vasıflarla, sıfatlarla, niteliklerle nitelenen kimseler, senu'tihim, biz onlara vereceğiz. Sevâben cezîlen alâ ta'atihim ve huvel hulûdu fil cennet. Onların taatları üzerine bol sevap vereceğiz. O da cennette ebedi kalmaktır. Evet, sadaka mennatak. Gelelim belagata. Tefsiri bitirdik elhamdülillah. El belaga. Şimdi bu okumuş olduğumuz ayetlerin edebi yönleri. Tedammenetil ayatu enba'an minel fesahati vel bedi'i. Bu ayet-i kerimeler bedi ve fesahattan efendim bir takım kısımlar içermektedir. Nucizu ve fîmâ yeli, aşağıda geldiği şekilde özetleyeceğiz diyor. Ettibâk beyne tübdû ev tuhfû, açıklarsınız, gizlersiniz. Neydi tıbak? İki zıt kelimeyi bir arada kullanmak. Ve beyne nü'minu ve nekfuru, burada da yine iki zıt kelime bir arada kullanılmıştır. Ettâriyyut ve tehekkum. Tariz, laf dokundurmak demektir. Evet kızım, sana söylüyorum, gelinim Senanla kabilinden olan şeyler. Katelnel Mesih abne Meryem'e, Resulallah, biz Meryem oğlu İsa'yı öldürdük, Allah'ın Resulü iddiasında olanı demeleri. Kaluhu ala sebil tehekkumu vel istizai liennehum la yu'minune bir risaleti. Onun peygamberliğine iman etmedikleri için alay yoluyla ve onu aşağılamak yoluyla böyle söylediler diyor. Yani burada bir tariz var. Ziyadetul harfi limanette ikiydi, o ma'da söylemiştik. Febima naktihim, ey febinaktihim manasınadır. Yani biz onların ahdi bozmaları demektir. Ma ile o kuvvetlendirilmiş, pekiştirilmiş oluyor. Dördüncüsü el istiara fi errasihune fil ilmi. Burada ilimde derinleşmiş olanlar istiara rusuha lissubuti fil ilmi, ilimde sabit olmaya ödünç alınmıştır. Ve temekkünü fihi, ilimde mekan tutmaya ödünç alınmıştır. Ve kezalike el istiara. Şimdi burada şöyle. Yani şübbühe rusuhu bil ilmi bi şeceratin rasihatin urukuhu fil ardı demektir. Kökleri yere derinleşmiş, vel cibali rasihat vardı.
Yani biliyorsunuz dağların yeryüzünde yüksekliği kadar yerin altında da kökü varmış. O kökü o kadar sağlam. Evtada diyor ya, kazık gibi çaktık diyor Cenab-ı Allah dağları. Burada da öyle. Bunu ona benzetmiş oluyor. O zaman ne olmuş oluyor? Ve rasihune fil ilmi, evet. Es-sebat, şübbihe sebat fil ilmi bir rusuh olmuş oluyor. İstihare tasrihiye, asliye olmuş oluyor. Tebaiyye de diyebiliriz, rusuh, rasih kelimesi müştak olduğu için. El-istihare fi kulubuna gulf. İstihara el-gılaf, bimanel gıta, örtü manasında gılaf alınmış. Li-ademil fehmi vel-idraki. Şübbihe ademül fehmi bil-gılaf olmuş oluyor. Bu da istihare tasrihiye, asliye oluyor. La yutavassalu ileyha şey'un mine zikri vel mev'azati, öğütten ve hatırlatmaktan hiçbir şey oraya ulaşmıyor diyor. El i'tirat fi bel tabeallahu aleyha bi küfrihim, Allah onların inkarları sebebiyle kalplerini mühürlemiştir. Yani kulubuna gulf diyorlar ya, onlar bizim kalplerimiz örtülü. Hayır diyor, bel tabeallahu aleyha bi küfrihim. Kalpleri örtülü değil, Allah onların kalplerini mühürlemiştir. Radden limezaimihim el faside, onların bozuk iddialarını ret için. Altıncısı el iltifat fi ulaike senutihim ecren azima. Biz onlara büyük ücret, mükafat vereceğiz. Burada ne varmış? İltifat varmış. İltifat neydi? İltifat, iltefete dönmek manasındadır. İltefete ileyye, bana dön. Döndü gibi. Ama buradaki iltifat bir sigadan diğer sigaya geçmektir. Yani gayip sigasından muhataba, muhataptan mütekellime geçmeye iltifat denir. Şimdi onu söyleyecek. Senü'tihim ecran azima vel aslu, bu cümlenin aslı seyü'tihim lakinir rasihun, üçüncü tekil şahıs, vel mu'minun yu'minune, üçüncü şahıs, vel mukimine salah ve mutune zeka, vel mu'minune billah, hep üçüncü şahıs. Onlar yani. Ama ne diyor? Senü'tihim. Biz diyor. Burada ne yapıyor? Gaipten mütekellime geçiyor. Cemi mütekellime. Biz vereceğiz onlara diyor. İşte buna iltifat sanatı diyoruz. Ve tenkirul ecir. Buradaki ecran kelimesindeki ecrin nekre gelmesi littefhim. O ecrin büyüklüğünü, kocamanlığını ifade etmek içindir diyor. El mecazul mursel fi ve katlihumul enbiyae. Katlihumul enbiyada da mecazı mürsel varmış. Haysu utlakal kül ve üridel ba'd. Şimdi mecaz mürsel neydi? Zikrul cüz iradetül kül. Zikrul kül iradetül cüz. Zikrul mahal iradetül hal. İşte bunlardan oluşuyor idi. Burada ne var? Katlihumul enbiya. Bütün peygamberleri öldürdüler mi? Hayır. Ama birini öldürmekle bütününü öldürmek eşit olduğu için çoğulu zikrediyor, geneli zikrediyor, bazısını kastediyor, bir kısmını öldürdüklerini kastediyor. O da Yahya ve Zekeriya aleyhisselam gibi geçti. Utlakal kül, yani bütün peygamberleri öldürmek gibi şey yapıldı. Ve uridel ba ve kezalike fi kufruhum bi ayatillah, Allah'ın ayetlerini inkar. Lennehum keferu bil Kur'ani vel İncili ve lem yekfuru bi gayrihima. Yani Kur'an ve İncil'e inkar ettiler ama Zebur ve Tevrat'ı kabul ettiler manasına geliyor. Fakat onlar ayatillah diye zikredildi, bütünü zikretmiş, bir kısmını kastetmiş oluyor diyor. Mecazi mürsel varmış burada da. Rabbena fili ve li valideyye önce zikrediyoruz. Ondan sonra da bütün müminleri kastediyor. Müminlerin içinde biz de varız. Ama biz kendimize ve anne babamıza özel bir ihtimam gösterdiğimiz için o zikrediliyor Cenab-ı Allah Azze ve Celle tarafından. Talefit teşhil, teşhil isimli tefsirde diyor ki in kıyle keyfe kalu fihi Resulullahi ve hum yekfurune bihi ve yesubbunehu. İman etmedikleri, inkar ettikleri ve hakaret ettikleri, sövdükleri halde Resulullah diye niye diyorlar? Fel cevap min selasete evcuhin. Bu soruya üç şekilde cevap verilir. Bir, ahaduha ennehum kalu zalike ala veçit tehekkumu vel istihzai. Böyle bir alay etmek, hafife almak gibi. Ve sani, ikincisi ennehum kaluhu ala hasebi itikadil müslimin. Müslümanların peygamber dediği. Bunda da bir alay var yani.
veya Müslümanlar peygamber dediyse biz de diyoruz. Fihi keennehum kalu Rasulullah indekum. Yani sizin Rasulullah dediğiniz kimse ev yez'umukum veya sizin Rasulullah zannettiğiniz, iddia ettiğiniz kimse manasında olur. Vesalis üçüncüsü ennehu min kavlillah. Allah'ın kavlidir. La min kavlihim Yahudilerin sözü değildir. Fe yukafu kablehu. O zaman bundan önceki cümlede durulur. Yani burada katelnel mesiha İsa ibn Resulullah demeleri o şekilde olmuş oluyor. Biz Allah Resulü veya sizin iddianıza göre Allah Resulü İsa'yı öldürdük demeleri alay oluyor. Veyahut da o zaman şöyle olur. Ve kavlim inna katelnel mesiha İsa ibn Meryem. Orada duracaksın diyor. Resulullah o zaman veya Resulallah. O zaman durunca Resulullah veya bedel olarak Resulallah olabilir. Feyukafu kablehu İsa ibn Meryem'de vakfedilir diyor. Ve faidetuhu ta'zimu zembihim. Yani peki Allah bunu niye söylüyor? Allah'ın kavli deniyor ya, Allah bunu niye söylüyor? Onların günahlarını büyüklemek içindir. Ve takbihi kavlihim ve sözlerinin çirkinliğini ortaya koymak içindir. İnna katelnahu demeleri, bu inna katelnahu sözlerinin çirkinliğini ve kavluhu ta'ala ve ma kateluhu ve ma salebuhu, onu öldürmediler ve çarmıha germediler. Raddun alel yahudi, Yahudilere bir reddiyedir ve tekzibun lehum, onları yalanlamadır. Ve raddun alen nasara, Hristiyanlara da bir reddiyedir. Fi kavlihim innehu sulibe, çarmıha gerildi İsa aleyhisselam. Hatta abedu es-salibe, sonunda onlar çarmıha ibadet ettiler. Min ecli zalik, bu sebepten dolayı. Vel acep, kullel acep. Min tenakudihim fi kavlihim, onların şu sözlerindeki bir çelişkiden dolayı hayret üstüne hayret. İnnehu ilahun ev ibnu ilahin, o tanrıdır demişler bir sefer. Ev ibnu ilahin veya Allah'ın tanrının oğlu demişler. Sümme yekulune innehu sulbe, ondan sonra da çarmıha gerildi demişler. O zaman nerede kaldı bunun ilahlığı? Yani Hazreti Ömer'in anlattığı gibi helvayı önce put yapıyorlar, tapıyorlar, sonra da yiyorlar. Ya bu tanrıysa nasıl yiyorsunuz? Veya yenmesine nasıl izin veriyor? Bunun gibi böyle bir şeylik vardır diyor. Tembih. Delle kavluhu ta'ala ve ma gateluhu ve ma salavuhu ve lakin şubbihe lehum. Bu cümle, bu ayeti kerime niye delalet ediyormuş? Ala, delle ala. Bunu ifade eder. Delle ala, ala ile kullanıyor delalet kelimesi. Ennallâhe teâlâ neccâ rasûlehu İsa min şerril yehûd el hubesâ'i felem yuqtel velem yuslep ve innemâ salebu şahsan gayrehu zannûhu İsa aleyhisselâm. Efendim, niye delalet ediyormuş? Tercüme edelim. Ala ennallâhe teâlâ, Allahu Zülcelal ve Tekaddes Hazretlerinin neccâ rasûlehu, peygamberini kurtardı. İsa aleyhisselamı min şerril yehudil hubesâ, adi Yahudilerin şerrinden. Felem yukutel, öldürülmedi İsa aleyhisselam. Velem yuslap, çarmıha gerilmedi. Evet, şimdi velem yaktul velem yaslup okursak sanki Cenab-ı Allah öldürmedi, Cenab-ı Allah çarmıha germedi gibi bir şey var. O hoş olmuyor. Yuktel ve yuslep olarak ben onu harekeledim. Ve innemâ salebu, Yahudiler çarmıha gerdiler. Şahsan gayrahu, hu İsa aleyhisselama gider. İsa aleyhisselamdan başkasını çarmıha gerdiler. Zannuhu İsa, onu İsa aleyhisselam zannederekten. Ve huvellezî elkallâhu eşşebehe aleyhi, benzerliğini üzerine attığı, yani Cenab-ı Allah'ın İsa aleyhisselam diye benzettiği kimseyi öldürdüler.
Fekateluhu, onu öldürdüler. Ve hum yahsebunehu, o öldürdükleri şahsı zannediyorlardı. İsa aleyhisselam zannediyorlardı. Ve hâzâ huvel i'tikâdul hakku. Hak itikat, iman budur. Ellezî yettefiku ma'al akli ve nakli. Hem insanın aklına uygun hem de Kur'an'ın naslarına uygun gerçek itikat, inanç budur. Yani Yahudiler İsa aleyhisselam'ı öldüremediler. Başta okuduğumuz ayette de ne diyordu? Estağfirullah ve mâ gateluhu. Yahudiler, vav Yahudilere gider, hu İsa aleyhisselam'a gider. İsa aleyhisselam'ı öldürmediler ve mâ salebuhu, çarmıha da geremediler. Velakin şübbihe lehum, onlara benzetildi. Yani onlara öldürecekleri adam benzeşti. Kime benzedi? İsa aleyhisselam'a benzedi. Ve emmen nasara. Şimdi bir de Hristiyanlar var. İsa aleyhisselam hakkında onların sözüm ona ümmeti olanlar. Feyatekidune ennehu tulibe ve ennel yehude ehanuhu. Feyatekidun vav nasaraya, Hristiyanlara gider. Hristiyanlar inandılar. Ennehu şan, zira sulübe, İsa aleyhisselam asıldı. Ve ennel yehude ehanuhu, Yahudiler onu aşağıladılar. Ve vada'u eşşevke ala ra'sihi, başının üzerine çöğürlü diken koydular. Diken, şevk diken manasındadır. Ala ra'sihi, biliyorsunuz işkence yapmak için. Ala ra'sihi ve ennehu tedarra'a ve beka. İsa aleyhisselam bu kendine yapılan işkence ve eziyetlerden zarar gördü. Allah'ına yalvardı ve beka, ağladı. Ma'azamihim, Hristiyanlara gidiyor hum zamiri. Hristiyanların iddialarıyla beraber. Ne iddiaları? Ennehu huvallah, İsa aleyhisselam Tanrı'dır iddialarına rağmen bir de böyle düşünüyorlar. İtikad ediyorlar. Nedir o? İsa aleyhisselam Allah'tır, haşa. Ve İsa aleyhisselam Yahudiler tarafından çarmıha gerildi. Başına da dikenli çalı sarıldı veya dikenli tel sarıldı diyelim bugün ifadesiyle. Şimdi nasıl olacak bu? Şimdi bir Allah'ın kulları, Hristiyanların Tanrı diye itikad ettikleri kimseye böyle işkence yapabiliyorsa bu acizlik değil mi bir Tanrı hakkında? Acizliktir. Öyleyse bir çelişki var burada diyor. Ev İbnullah, veya Allah değil de haşa Allah'ın oğludur. Ve ennehu ca'e, ve o İsa aleyhisselam geldi, yani Allah oğlunu gönderdi. Liyuhallisal beşeriyete min evzariha. Vizir günah manasındadır. Günahlarından beşeriyeti halas kılmak, temizlemek için. İlâ gayri mâ hunâlike, burada olmayan daha pek çok itikatlarına rağmen. Minet tenâkudil acîb, acayip çelişkileriyle beraber. El garib ve garip, yani gerçek dışı çelişkilerle beraber. Ve lekat ahsene menkale, şöyle diyen kimse güzel söylemiştir diyor. Burada bu çelişkiyi ortaya koyan bir şiir koymuş. Aceben lil mesih. Mesih, biliyorsunuz İsa aleyhisselamın sıfatıdır. Beynen nasara. Hristiyanların arasında Mesih İsa aleyhisselama hayret edilecek. Ve ila eyyi velidin nesebuhu. Hristiyanlar onu hangi babaya nispet ettiler? İsa aleyhisselamı hangi babaya nispet ettiler? Eslemuhu ilel yahudi. Yahudiler onu teslim ettiler. Ve kalu, dediler ki innehum ba'de darbihi salebuhu. İsa aleyhisselamı dövdükten sonra onu bir de çarmıha gerdiler. Fe izâ kâne mâ yekûlûne hakkan. Eğer dedikleri hak ise ve sahihan, doğru ise, fe eyne kâne ebûhu. Yani eğer evlatsa, üstelik haşa ve kella, yukarıda dedi ya Allah'ın oğlu demişler. Allah'ın oğluysa babası nerede oğluna bu eziyetler yapılırken? Çözüm ona bir de Allah-u Teala'ya, eğer Tanrı diye inanıyorlarsa. Hine halla ibnehu rehinel e'adi. Yani oğlunu düşmanların rehinliğinden kurtarmak gerekirken babası nerede? Eterahum eraduhu. Siz inanıyor musunuz? Eraduhu, onlar inandılar, razı oldular. Em aldabuhu. Veyahut da o baba onları kızdırdı veya onları hoşnut mu etti? Hele inkâne râdiyen bi ezâhum. Eğer bir baba olarak evladının, oğlunun
işkencesi, işkence görmesine razı iseler, onlara, ona eziyet etmeye razı iseler, fahmeduhum, onları hamd etmiş olurlar, liennehum azzebuhu, yani onları övmüş oluyor, onlar da onu azap ettiler. Ve le inkâne sâhıtan fetrukuhu, eğer o kimse, yani İsa Aleyhisselam'ın babası kabul ettikleri kimse, varlık neyse, öfkeli ise fetrukuhu, onu bıraktılar. Ve'buduhum li'ennehum galebuhu, ve onu köleleştirdiler çünkü onlar ona galip gelmişlerdi diye bir takım çelişkileri ortaya koymuş oluyor şair. Şimdi bunun asasları yok ama Hristiyanlıktan gelen rivayetlere uygun olarak böyle bir şiir söylemiş Arap'ın biri.